Adnan Aybaba da ailesi hastalığına yardım kampanyası, onun bilinçlendirmek adına yapılan düzenlenen kampanyaya uydu. Murat abi size döneyim. Tabii önemli olan baştan aşağıya su dökmek değil, bu hastalık için maddi olarak yardım yapmak. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, bilmiyorum eğer yanlış biliyorsam beni uyarın. Ben öyle duydum. Şimdi bu mesela meydan okuyorsun ya, mesela ben diyorum ki Büyükşah Gencer'e meydan okuyorum diyorum. Büyükşah Gencer eğer bağış yaparsa o kafasından aşağı su dökülmüyor. Çünkü Büyükşah Gencer'e ben bir ceza almamış oluyor. Eğer bağış yapmazsa o kovayı, suyu başından aşağı dökülüyor. Ana amaç bu. Ana amaç bu. Yoksa yani şimdi ne olur abi, benim kafamdan aşağı su dökseler ne olacak? Ben hastaları mı iyileştireceğim kafamdan aşağı su dök? Ben hastalarım ya. Yani saçma sapan bir şey yani. Bana çok saçma geliyor. İşi şova döktüler artık. Yani herkes bir şekilde alıyor kafasından aşağı buzlu suyu döküyor. Bazıları su dökmüyor, buz döküyor filan. İşi şova döktüler. Senin başkanın da dökmüş kim? Abi. Abi kim dökerse benim senin başkanın da benim başkanım değil. Ben de döksem bana da söyleyin abi, Murat Özer'e şov yapıyorsun diye. Senin başkanın da, şimdi bak şimdi, sayın başkanında şey para yok mu Ünal? Bak, Ünal Bey'de para yok mu acaba? Kimde? Ünal Bey'de para yoktu, su mu döktürdü? Şimdi demin Hakan Bey parası söyledi. Parası mı kalmıyor Ünal Bey? Türk parasıyla 25 işte, toplam 25 toplam yani eski, ben eski para konuşuyorum. 25 milyar. O kadar. 25 bin TL mi deniyor? Doğrudur. 25 bin TL para toplam. Toplam değil mi? Evet. Türkiye'de. Şu ana kadar Türkiye'de. Türkiye'de 25. Şimdi kardeşim 25 TL dediğin şey bazı kişilere gidip akşam yemeğe. Yani şimdi. Ya da dökülen suyun parası bile karşılanmaz yani. Şimdi kardeşim şovu bıraksınlar. Bu iş şovla mı olmuyor. Hastalığı iyileştirecek parayı toplayalım. Ha şimdi ben de burada sallıyorum ha. Ben de para vermedim ki. Ben de burada sabahtan akşama kadar buz döksem. Su döktür o zaman. Ne dökersen dökeyim. İstersem kafamdan aşağı Grönland adasına gidip oradaki buzları alayım, gelip kafamdan aşağı dökeyim. Hikaye, ben onlara para veriyor muyum? Onların kurtulması için para lazım değil mi kardeşim? Evet. Ben para vermiyorum. Kafamdan aşağı su döküyorum, buz döküyorum. O ona meydan akıyormuş. O ona meydan. Gidin meydanları sokayım. Palavrayı bırakın. Meydan okumakta falan bu işler olmuyor. Bu işler para vereceksin kardeşim. İşte kimse para vermemiş. Buz döküyorlar. Bunun amacı o değil ki. Bunun amacı ne biliyor musun? Bunun amacı sana adam meydan okuyor. Sen bak, en güzelini kim yapmış biliyor musun? Volkan. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan. Evet, parasını şimdi bak, da gösterdi. Burada bak, burada hep her zaman realist olacağız, tarafsız konuşacağız. Ben şimdi burada Volkan, Fenerbahçeli Volkan. Şimdi eğer şey olsaydı, Galatasaraylı biri bunu yapsaydı mesela, Fenerbahçeli bence söylemezdi bunu. Bak şimdi söylüyorum, diyorum ki şu bu kasette, izlediğim kasette Volkan'ı tebrik ediyorum. Adamın kralıymış. Hem şeyini gösteriyor. Veriyor. Ondan sonra öyle. Bir şey yok. Bizim Adnan Aybaba da yalandan dökmüş kafasına buzları. Adnan kaç para verdin? Kaç para yolladın? Yolla buraya paramı. Yok, verdi şimdi. Ne verdi abi? Yapma. Ne verdi? Verdi. Onu söylemedi. Adnan söylemedi ama para verdi. Verdi mi Adnan? Onu ben biliyorum. Verdiyse helal olsun. Tamam, verdiyse Adnan'a yani bir şey. Yani Adnan'a şimdi haksızlık yapma. Verdiyse verdi. Ama genel olarak öyle buz muz filan dökmeyle bu sen işler oluyor. Sen verdin mi? Sen herhalde Türkçe anlamıyorsun. Verdin mi? Come stai grazie bene oggi. İtalyanca mı konuşayım? İki saatten beri Türkçe anlatıyorum. Verdin mi? Ben diyorum ki sana. Makbuz nerede? Vermedim diyorum işte sana. E su dök o zaman. Ne yapayım? Şey yap yani. Bir hareketler. Su dökünce ne oluyor abi? Zaten yani günde ben 50 kere su döküyorum. Su dökmeyle bu işler küçük olmuyor. Küçük su değil bu. Büyük su değil. İşler su dökmeyle olmuyor.